Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Daha anca fırsat bulabildim video başlatmak için. Saat 1'i çeyrek geçiyor şimdi. Pazara geldik kızlarla birlikte. Biraz böyle bir şeyler alacağım. İşte sebzeydi, meyveydi, yeşillikti. Dolapta hiçbir şeyim yok çünkü. 2 haftadır da pazara gelmiyorum. Öyle bir şeyler alacağım. Ondan sonra arkadaşıma geçeceğim kahve içmeye, Esra'ya. Ama sanırım pazardan sonra direkt gelirim demiştim ama süt alacağım. Şimdi süt arabada bozulabilir. Güneş var bayağı. O yüzden önce bir götürürüm. Pazar poşetlerini eve atarım mutfağa. Oradan da direkt arkadaşıma geçerim kahve içmeye. Hadi kızlar inelim. Çantamı alayım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Babacığım. Tamam, Kıvanç'a gideceğiz. Kızlar evden çıkarken Kıvanç'a gidiyoruz dedim. Şimdi pazara gelince böyle bir kızdılar bana. Ama önce pazar alışverişini yapacağız. Ondan sonra gideceğiz. Aşkım benim, gideceğiz. Ben gitmeyeceğiz demiyorum ki. Gidelim önce. Alışverişimizi yapalım. Ondan sonra Kıvanç'a gideceğiz. Ay ne kadar çok seviyorlar Kıvanç'ı. Kankileri ya. Haydi gidiyoruz. Gelin bakalım. Çok güzel ama tadına bak. Eve geldik. Pazar poşetlerini çıkardım. Kek aldım. Şöyle kahvenin yanında yeriz diye. Şimdi Esra'ya geçiyorum. Ay yoruldum ama. Şipşak git gel. Hemen hızlıca. Daha yarısı arabada duruyor. Artık onları da okul çıkışından sonra götürürüm eve. Bir bu kızların kavgası var ya, beni inanılmaz derecede bunaltıyor. Sürekli işte şey, asansörü ben basacağım, sen basacaksın, ben basacağım, sen basacaksın. Sürekli bir didişme. Esra'ya geldim. Şimdi bana kızıyor. Diyor ki sen diye başkalarının kahve makinesini beğenmiyorsun. Aşk olsun sana kahve yok diyor. Videoda oynadık ya. Dur dedim şunu takalım. Ama yok, seninki de güzel yapıyor ya. Baksana bol köpüklü. Bir erkek bir fakir lütfen. Bir fakir. Ben neyse isim vermeyeyim de, bir tane makine var onu sevmiyorum. Bak seninki de güzel yapıyor. Bakayım Esra'nınki neymiş? Onunki de bu fakir. Ama bunlar çabuk bozulabilir değil mi Esra sanki? Çok güzel, boş devletim. Aa bak süper. Bir kere açık ettim. O da tavanını temizledim. Sen de bir önceki mi şeydi? Altına su değdirmemek gerekiyordu falan. Öyle bir muhabbet vardı. Bunda da. Ha bunda da değil mi? İçini yıkıyorum. Şu altına su gelmemesi lazım bunlarda. O kadar da hassas değil. Geliyor arada da. Benim vardı böyle. Dikkat etmek lazım. İki tane attım, bozuldu. Çöpe attım. Aynı böyleydi. Altına su geldikçe bozuldu. Neyse hadi bize afiyet olsun. Aynen. Islak ikimiz de getirmiş. Şimdi Esra'dan çıktık. Okula gidiyorum. Birazcık böyle ucu ucuna yetiştireceğim. Kalkamadım çünkü bir türlü. Esra ile böyle oturdum çünkü kalkamıyoruz. Yani böyle güzel olduğu için sohbet muhabbet. Ucu ucuna yetişeceğim yani şimdi okula. Eve geldiğimden beri oyalanıyorum. Birazcık öyle uzandım, dinlendim. Açayım. Şimdi mutfağa gireceğim. Biraz mutfağın dağınık. Bir ortalığı toparlayayım mutfağa. Ondan sonra da pazar poşetlerini yerleştireceğim. Daha vallahi duruyor yani. Bu aralar bende bir şey var. Böyle bir ağırlık var. Asla ev iş yapmak istemiyorum. Böyle canım hiç iş yapmak istemiyor. Neyse yarın da bir temizlikçi abla gelecek. Birlikte temizlik yapacağız. Ben de şu mutfak dolaplarının içlerini falan temizleyeceğim hatta. O yüzden bugün bir şey yapmadım. Zaten öyle bir üstten süpürdüm. Onunla duruyor yani. Yarın güzelce şöyle derin bir temizlik yaparız ablayla birlikte. Hatta perdeleri de yıkamam lazım. Hatta halıları da yıkamam lazım. Yarın bayağı bir temizlik yapacağız yani. Neyse ben şimdi mutfağa gireyim. Şu mutfağımı halledeyim bir. Çay vardı sabahtan, onu da bir ısıtayım. Yerleştirirken onu da içerim artık. Bacağını mı acıtıyor?
Kızlar karpuz yiyor. Benim her hafta böyle süt ve yumurtayı aldığım bir abi var pazarda. O bana böyle küçük bir karpuz verdi. Normalde karpuz olmaz yani artık bu aylarda ama herhalde onların bahçesinde veya tarlasında vardı. Dedi ki yani çocuklar yesin, al abla dedi. Bir tane böyle verdi bana küçük. Şimdi tadına baktık, kestim. Valla gayet güzel, böyle tatlı bir tadı var. Alina ile Almine yiyor. Alisa uyudu. Alisa uyumasa o da yerdi. Ben de burada yemeğimi koydum. Daha doğrusu pişti. Etli nohut yaptım. Şimdi yanına pilav yapacağım. Suyum kaynasın. Yarına hazır olacak yani yemeklerim. Aslında biz karnımızı doyurduk, yemek yedik ama yarın için yaptım bunları. Yarın temizlik var çünkü. Yarın dedim uğraşmayayım. Yarının yemeği de hazır olacak yani. Pilavı da yaptım. Geldim. Şimdi nohutun altını kapattım. O pişiyor. Şimdi size şey göstereceğim kızlar. Bu Kasım indirimlerinde ben hep kerme krem aldım. Şu Kiehl's'ın ikilisini alıyorum genelde. Bir tanesi göz için. Diğeri de nemlendiricisi. Göz nemlendiricisi çok güzel. Avokadolu. Ben zaten sürekli bittikçe alıyorum. Ay açılmadım niyeyse. İndirimdeydi. Normalde 1100-1300 fiyatı böyle değişiyor. 900 kaç almıştım? 975'e aldım. İndirimdeydi. Benim cildim çok kuru olduğu için bu ürünler gerçekten çok iyi geliyor. Şu nemlendiricisi. Bu da zaten göz kremi, avokadolu. Bir de şeyi gösterecektim size, şunu. Bir de bunu aldım kızlar. Bioderma'nın cici kremi. Normalde ben La Roche-Posay'ını kullanıyordum. Ama bunu artık çöpe atacağım. Çünkü 6 aylık yazıyor. Bunun üstünde ben bunu alalı 1 sene oldu. Zaten bayağı kullandım aslında. Az da kalmıştı. Bunu çöpe atacağım. Bu da güzel. Aa, sulanmış zaten. Baksanıza ses geliyor. İnanmıyorum. Bozulmuş zaten bu. Ama zaten çöpe atacaktım. Direkt çöp. Bioderma'nınkini ilk defa aldım. Zaten herhalde yeni çıkmış. Bilmiyorum ama ya da ben yeni görüyorum. Bu da indirimdeydi. 296'ya aldım bunu da. Bunu böyle haftanın 3 günü, 2 veya 3 günü böyle akşamları yatmadan önce sürüyorum cici kremini. Bu cici kremi böyle mesela bebeklere ve çocuklara da kullanılabiliyor. Böyle hani cildi yenilemesini sağlıyor. Peki bunda mesela ne yazıyor? Cildin tazelenmesini, yenilenmesini sağlıyor. Mesela sivilcelere falan da iyi geliyor. Ben o La Roche-Posay'ını kullanıyordum normalde. Bunu ilk defa aldım. Deneyeceğim. Muhtemelen memnun kalırım ama Bioderma'nın ürünleri de güzel oluyor çünkü. Bunu aldım. Bir de kızlar, şu markanın nemlendiricisini aldım. Bu da yeni çıkmış bir marka herhalde. Bunu da böyle görüyorum. Sürekli paylaşıyorlar. Bunu da denemek için aldım. Bu da bugün geldi. Şu da göz kremi. Yine bunu da böyle ikili bir şekilde aldım. Evet, portakal kokuyor. Ay, burnuma geldi. Zaten yorumlarda görmüştüm, portakal koktuğu söyleniyordu. Evet, bu da güzelmiş, nemlendirirse. Bunu da denemek için aldım. Bunu bilmiyorum henüz. Ama Kiehl's'ın ki gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Göz kremi de aynı şekilde. Bunu tavsiye ederim. Bu ikisini yeni aldım ama. Deneyip göreceğiz. Bu da göz kremi. Bunu da böyle tanışma boyu olarak aldım. Yani şu ikisi tanışma seti diye geçiyordu. Bu da 712'ye düşmüştü. Öyle aldım. Ya baksanıza vallahi ne kadar pahalı bu kremler bile ya. Dünya pahalı. Yani normalde bunlar da indirilmiş fiyatı. İndirim görmemiş halini bilmiyorum. Bir de şeyi göstereceğim size. Maybelline'in bu wax'ını göstereceğim. Superlock diye geçiyor. Bunu alalı bir iki hafta falan oluyor. O kadar çok beğendim ki anlatamam size. Böyle sabahları sürüyorum ve kaşım asla düşmüyor, biliyor musunuz? Asla. Baksanıza hala mesela kalkık bir tanesini hatta göstereyim tekrardan. İnanılmaz güzel ya. Bakın şimdi. Ya da bunu yarın sabah göstereyim size. Bir kaşımı uygularım, diğerini uygulamam. Arasındaki farkı görürsünüz. Gerçekten çok güzel bir wax. Normalde ben şunu kullanıyordum. Şu Jovenkin'i kullanıyordum. Bu da bozuldu kızlar bu arada. Ama ben onu da alalı bayağı oldu. Aa, baksanıza mesela ne kadar fark etti, görüyor musunuz? Mesela bu ne kadar yukarıda şu anda. Bu ne kadar
Kaşlarım. Bunu da kaldırayım bari. Evet, şimdi oldu. Orantılı oldu en azından şimdi. Bunlar hep indirimdeydi. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Jounki, bu da güzeldi aslında. Ama bu bozuldu. Artık bunu... Öf, çok kötü kokuyor. Bunu da çöpe atacağım. Neyse, gideyim pilavıma bakayım. Belki pişmiştir. Yine mutfaktayım kızlar. Makine bitmiş. Şimdi makineyi boşaltacağım. Çağrı kızları yatırmaya gitmişti. Onlarla uyuyakalmış. Annina'yla ve Alina'yla. Alisa uyumuştu saat 7 gibi. Bir 2 saat kadar. O yüzden o ayakta şimdi. Benim yanımda o bir şeyler atıştırıyor. Ben de mutfağı toparlıyorum. Dedim şimdi yarın sabah yani temizlik var ya. Sabaha kalmasın. Ses de çıkartmayalım. Bir dakika şu kapıyı kapatayım. Sabah şimdi abla gelecek ya bana temizliğe kalmasın istedim. O yüzden 2 dakika yerleştireyim. Yoksa benim de çok uykum geldi ve aşırı yoruldum. Ay bu çıkmamış. Aa, bazıları böyle lekeli lekeli kalmış ya. Neden acaba? Şu da öyleydi. İkisinde lekesi çıkmamış. Mutfağımı toparladım kızlar. Şimdi şu sandalyeleri sileceğim. Bakar mısınız? Şunlar nane leş gibi. Yarın temizlik olacak ya. Yarın silemem. Bir de ıslak olur. Şimdi sileyim dedim. Neyse bir 10 dakika. Camı da üstten açarım. Sabaha kadar kurumuş olurlar. Bu arada böyle çok lekeli olduğunda özellikle de şu çikolata lekelerine şu sarı güç var ya ondan sıkıyorum. Yağlı yerleri bayağı güzel çıkartıyor çünkü bu. Mesela şunda bayağı var. Şöyle sıkalım. Sandalyelerimi sildim kızlar. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı temiz oldular zaten. Aa, şunun yanında kalmış galiba leke. Neyse onu alırım şimdi ben. Zaten suyuma baksanıza bayağı bir kir çıktı yani. Ne kadar kirliymiş ya. Sudan anlaşılıyor zaten ne kadar kirli oldu. Şu televizyonu da kapatayım artık. Ben de yatıyorum kızlar. Saat 12.30. Yarın belki vlog çekemeyebilirim. Çekemezsem eğer cumartesi günü görüşürüz inşallah. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Hoşçakalın.